Şimdi sevgili izleyenler, Duygu'yu radyoda dinliyor musunuz bilmiyorum. Hayır diyorlar. Türkiye'de Türkiye'nin en çok dinlenen reytinglerde görüyoruz herhalde yani. Herhalde yani. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop radyosu Süper FM tabii ki de. Sağ olun. Thank you. Ben Sabah Tümer'i Okan Bayülgen'in ekibindeyken biz televizyon makinesi programı yapıyorduk. Bir de CNN'e haber makinesi diye bir program yaptık. Diyorum ya bu kız birisi gibi gülüyor sabaya. Ama ben ondan önce tabii Duygu'yu biliyorum. Çünkü çocukluğumdan beri radyocu. Çünkü o haber sunarken ben gülüyordum. Evet yani hani daha yani sabadan önce Duygu'yu biliyordum. Bence yani ben öyle söyleyeyim. Gülen bendim ama benden çaldı diyormuş. Öyle bir şey var mı? Ben mesela aklıma ilk gel, aa dedim Duygu gibi, Duygu mu bu ya falan oldum ben mesela o CNN stüdyosunda. Yani Duygu çok enteresan. O kahkahayı evet. İlk senden duydum, sonra Zerrin Özer'den duydum, sonra annem öyle gülmeye başladı. Yani çok lezzetli bir kahkahası var abi radyoda. Ya şöyle bir şey yok, var. Bana soruyorlar ya, diyorlar ki hani gerçekten öyle mi gülüyorsun? Bir limiti var, o çizgiyi açtım oraya geçiyor. Açtım orası bitiyor. Krize giriyorum bir de yani geçen mesela biz Kars'a gittik. Kars'ta işte selam olsun memleketime de bu arada. Oo. Kars'ta işte giderken bir şey geldi aklıma, gülmeye başladım. Önde de Aykut var, arabayı sürüyor. Alper önde, bana bir kriz geldi, boğulacağım gülmekten. Yani orada son nefesimi vereceğim, öyle bir gülmek. Şimdi Sabah Tümer benden sonra gülmeye, Zerrin Özer için onu söyleyemem tabii ama Sabah Tümer hani önceden haber spikeriydi. Bana sürekli Sabah Tümer bir sen ikisin. Hayır diyorum, ben birim o ben... iki. Ya çünkü ama yalan mı? Yani doğru ben doğru ben 20 senelik radyocuyum ya. 20 evet. senedir gülüyorum, 21 senedir. Doğru. O yeni gülmeye başladı. 15 efendim, sene diyormuş. Bak ya. Sen hala gülüyorsun. Ben hala gülüyorum. O da gülüyor. Bizde çalışmışlığı da var Sabah Tümer'in. Öyle ama mi? Yedim onu diyormuşum.